Haniye'nin suikast haberi Hamas'a ulaştı. Bütün dünya bir şok yaşadı. Hamas da elbette bu şoku yaşamıştır. Öncelikle şunu sormak isterim. Hamas bu suikastin İran'da gerçekleşmesini nasıl değerlendiriyor? Ya da siz neden bu suikast için İran seçildi görüşündesiniz? Evet, öncelikle Sayın Hamas lideri İsmail Haniye istediği şehadet ulaştı, istediği nihayet ulaştı. Onun için Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, şehadet şerbetine yetişti. Ne güzel bir nihayet. Yani biz de gerçekten anıtıyoruz ve teselli ediyoruz. Çok önemli bir adım, bir adam kaybettik. Gerçekten bütün Filistinliler çok üzüldü. Özellikle Gazze'deki soykırım altında Gazze'liler bayağı ağladılar. Çünkü Haniye sadece bir Hamas'ın lideri değil. Haniye bütün Filistinlilerin babası. Filistinliler Haniye'ye böyle bakıyorlar. Baba bakıyorlar. Onun için çok büyük bir acı. Çok önemli bir kayıp. Ama soru gelince gerçekten hepimiz şok olduk. İran sonunda bir devlet. İran ordusu var, istihbaratı var. Büyük bir devlet ve önemli bir devlet. Gerçekten çok acayip bir olay oldu İran'da. Hem de normal bir mesafir değil, Haniye. Çok önemli, yani bu İslam alimde çok önemli bir kişi, çok önemli bir isim. Nasıl yani kesinlikle korumaya çalıştılar, yani buna eminiz. Ama nasıl oldu, onun için biz hala bir bilgi gelmedi. Filistinliler, Hamas başta olmak üzere sadece Haniye'nin cenazesini odakladılar. Peki Katar'da diplomatik bir isim. Katar'a gidiyor, Türkiye'ye gidiyor, İran'a gidiyor, başka ülkelere gidiyor. İran'ın seçilmesinde sizce bir özel bir durum söz konusu mu? Başka bir planı mı vardı bu suikastın? Haniye ile birlikte o mesaj başka kime verilmek istendi? Evet. Şimdi İran yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkian davet etti Haniye'ye. Bütün yani Cumhurbaşkanları, başbakanları vesaire davet ettiler. Haniye misafir, önemli misafirler arasında geldi. Davet icabı etti, katıldı. Ve İran Cumhurbaşkanı ile beraber özel bir toplantı yaptı. Ondan sonra yani bu toplantıdan birkaç saat sonra sadece bu suikast oldu. Ve şehit olmuş, Allah rahmet eylesin. Tabii İsrail niye özellikle İran'da öyle bir operasyon, öyle bir alçak suikast yaptı? Hem de Hamas'a mesaj göndermek istedi. İran'a da aynı farklı bir mesaj göndermek istedi. Gerçekten İran çok büyük bir nasıl anlatayım yani tokat aldı. Bu normal bir operasyon değil. Bu büyük bir rezalet aynı zamanda. Onun için yani İran gerçekten biz Filistinliler olarak İran'dan çok sert bir tepki tepkini bekliyoruz. Bakarız ne olacak. Nasıl bir tepki bekliyorsunuz? İran büyük ihtimalle İsrail'i vuracak. Normal bir vurma değil. Çok sert bir şekilde vuracak. Biz böyle düşünüyoruz aslında, çünkü bunu yani Haniye misafir olarak İran'da şehit olmuş. İran'da katledildi İsrail tarafından. Peki vurursa ne olur bölgenin durumu? Böyle bir savaşa yani, yön açar mı? Yok, bu savaşı göze alır mı ya da İran? Açar. Açar. Çünkü Netanyahu böyle istiyor. Yani o zaman Netanyahu'nun istediği olmaz mı? Mecbur sonunda. Netanyahu büyük bir hezimet yaşadı 7 Ekim'de. Netanyahu 7 Ekim'den sonra büyük bir amaçlar, yok bir hedefler ilan etti. Hamas yok etmek, Gazze'yi boşaltmak, yani Gazze'liler Gazze'yi terk edip gitmek. Aynı şekilde
farklı bir hedefler ilan etti. Gazze'de farklı bir hükümet, yani artık Gazze işgal etmesine. Kendisiyle anlaşabilecek bir hükümetin Gazze'yi yönetmesini. Yani böyle bir şekilde. Tabii Netanyahu hiçbir ilan ettiği hedefine ulaşmadı. Hiçbir hedef gerçekleştirmedi. Onun için Netanyahu bu farklı bir hezimet aslında. Netanyahu zaten 7 Ekim'den önce mahkemelerde suçlu bir kişi. Onun için bunlarla beraber bu savaş biter bitmez Netanyahu hapishaneye gidecek. Onun için Netanyahu bu savaş büyütmek istedi. Amerika istemiyor. Amerika'nın dahli yok mu bu saldırıda? Yok, kesinlikle Amerika yardım etti. Yani bu İsrail tek başına öyle bir şey yapmaz. Netanyahu ve İsrail öyle bir tehlike, çok tehlikeli bir adıma gitmez. Kesinlikle bu yapmadan önce onay aldılar Amerika'dan. Kesinlikle bunu hepsi, yani bütün araştırmacılar ve uzmanlar bunu farkında biliyorlar yani. Bunu kesinlikle böyle. Ama dediğim gibi yani sonunda Netanyahu ve İsrail sadece yani Siyonistlere, İsrail'deki Siyonistlere biz zafer kavuşuyoruz. Haniye katlettik, yok ettik. Oradaki Güney Lübnan'da Hizbullah'ta çok önemli bir komutan Seyyid Fuat Şükür ya da Seyyid Muhsin, farklı bir isim vardı. O da yok ettik. Yemen'e vurduk. Her yerde Muhammed Dif yine de saçma sapan bir ilan ettiler. Muhammed Dif'i de yok ettik. Bu hepsini sadece Siyonistlere biz sağlam durumdayız. Biz iyi bir durumdayız ve falan. Öyle bir algı, öyle bir imaj göstermek istedi. Ama tabii dediğim gibi yani tamam, Haniye katlettiler. Ama bu bir başarılı bir operasyon değil aslında. İran'ın yanıtını konuştuk ya, bir sert bir yanıt bekliyorum dediniz. Hamas'ın ve bölgedeki diğer kendini direniş örgütü olarak adlandıran Hizbullah, Ensarullah ya da Irak'taki direniş güçleri, Suriye içerisinde olan, özellikle Hamas özelinde bu direniş örgütleri olarak adlandırılan örgütler sizce nasıl yanıt vermeli ya da nasıl yanıt verecek? Aslında biz böyle düşünüyoruz. Bu söylediğin örgütler ve cepheler, farklı cepheler, biz aynı zamanda aynı şekilde sırt bir şekilde İsrail'i vurmak lazım. Böyle düşünüyoruz. Böyle vuracaklar. Böyle düşünüyoruz. Çünkü böyle etkili olur. Aynı anda farklı cepheden bir vurmak. Eş zamanda. Evet. Eşit zamanda gerçekten etkili olur. Böyle biz düşünüyoruz. Biz bakarız şimdi. Gelecek günler şahit olur. Nasıl olacak? Nasıl yapacaklar? Biz tam olarak yani bilgiler yok ama böyle düşünürüz, böyle olabilir bu konuda. Şimdi ön cephede İsrail'e savaşan örgüt Hamas, Hamas'ın liderine bir suikast yapıldı. Hamas'ta liderlik sorunu olur mu? Halit Meşal'in lider olduğu, geçici vekaleten siyasi büronun başına geçtiğine dair haberler var. Bu haberler ne kadar doğru? Ve liderlik nasıl belirlenir Hamas'ta? Ne zaman belirleyecekler? Ben akademisyen ve araştırmacı olarak Hamas'a ve diğer Filistin partilerini yakından takip ediyorum. Onun için Hamas zaten önceden Hamas'ın kurucu Şeyh Ahmet Yasin şehit edildi. Şeyh Ahmet Yasin'den sonra Hamas'ın lideri Dr. Abdülaziz Rantisi, o da şehit edildi İsrail tarafından. Peki Hamas bitmedi. Hamas sorun yaşamadı liderlik konusunda. Hemen herhangi bir lider gider, yerine hemen bir lider gelir. Hamas'ta Şura Meclisi var. Şimdi biraz önce
Sayın Şehit, Büyük Şehit İsmail Haniye defnedildi. Artık şimdi bu Şura Meclisi, Hamas'taki Şura Meclisi bir toplantı yapıp ve yeni bir lider seçecek. Halit Meşal'ın şu an vekaleti var mı? Şimdi Halit Meşal vekaleti yok. Heh. Halit Meşal vekaleti yok. Genelde Şehit Hamas lideri Şehit İsmail Haniye yardımcısı vardı ve vekili vardı. O Şeyh Salih el-Aruri, o da şehit olmuş. Onun için ilk defa Hamas öyle bir olay yaşıyor. İlk hem defa. Hem vekili hem başkan. Hem başkan hem vekili şehit olmuş. Onun için nasıl olacak? Dediğim gibi Şura Meclisi toplanacak ve yine bir lider, yeni bir genel başkan. Katar'da. Galiba orada genelde, yani ben tam olarak açıklamıyorlar zaten. Hı-hı. Nerede olduğunu biliyorsunuz, şimdi saha nasıl, güvenlik konusu nasıl, ama bu yok ihtimalle orada, başka bir yerde de olabilir. Önemli olan bu değil. Önemli olan kim yeni lider olacak. Tabii büyük ihtimalle Halit Meşal vekalet olarak. Bir yıl mı yapmıştı siyasi rubat? Aynen. Her 4 yıl Hamas her 4 yılda seçim yapıyor. 2021'de seçim yaptı. Sayın Şehit İsmail Haniye lider olarak, genel başkan olarak seçildi. Şimdi 2025 yılında yeni bir seçim olacak. Onun için şimdi biz 2024 yılındayız. Onun için bir seneye kadar bir lider vekalet olarak seçilecek. Büyük ihtimalle Halit Meşal olacak. Halit Meşal zaten eski genel başkan. Tecrübesi var. Onun için... O da bir suikast uğramıştır. Evet. Suikast, evet. Yani. 1996 yılında o da bir suikast oldu. O da Netanyahu döneminde ilk defa başbakan olduğu zaman. O zaman da bu başarısız bir suikast oldu. Bütün Hamas liderlerine, bütün Hamas sorumluları hepsini zaten öyle bir durum yaşıyorlar. Yani bu ilk İsmail Haniye dediğim gibi ilk kabilden lider olmayacak. Evet, zaten önceden çok. Bu arada bütün Hamas'ın kurucular şehit olmuş. Hepsi. Hiç kimse kalmadı. 7 kişi Hamas'ı kurucu kurdular. 7 kişi, 7 lider hepsini şehit olmuş. Hiç kimse kalmadı. Mesela bu arada örnek olarak. Onun için bu Hamas bu konuda yani sorun yaşamazlar. Yeni bir lider devam edecek, direniş devam edecek. Hamas'tan onlarca lider şehit olmuş. Hiçbir sıkıntı yaşamadılar. Hamas zaten çok büyük bir hareket. Çok önemli bir parti. Hamas sadece kişiler değil, Hamas fikir. Onun için zaten Netanyahu ilk dediği zaman Hamas yok gideceğiz dedi. Amerika'dan cevap geldi. Bu aptallık bir hedef. Çünkü Hamas bir sadece kişiler değil, Hamas fikir. İdeoloji, fikir. Bunu hiç kimse yok edemez. Peki hocam, siz şey dediniz, akademisyen olarak ben görüşünüzü merak ediyorum. Yani bu yanıt İran'dan gelirse, topyekünde bir saldırı olursa, bir operasyon, misilleme olursa bölgesel bir savaş riski var demiştiniz. Bu riske istinaden, bu riske rağmen İran yanıt vermek zorunda diye ifade ettiniz. Bölgesel bir savaşı hakikaten bölge ülkeleri kaldırabilir mi siz? Nasıl bir akademisyen olarak bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani bu bölgesel savaşı dediğim gibi hiç kimse istemiyor. Hatta derin cephesi istemiyor. Hepsini. Hiç kimse istemiyor. Amerika istemiyor. Hiç kimse istemiyor. Tek Netanyahu istiyor. İsrail bile istemiyor. Yani hatta İsrail'de muhalefet, bu savaş bakanı Galant, bazı bu faşist hükümette bazı bakanlar vesaire, esirler ailelerini, yani İsrail'i esirler ailelerini hiç kimse istemiyor. Tek Netanyahu istiyor. Ama Netanyahu başarıyor bu konuda.
başarılı bir şekilde bir gidiyor. Savaş çıkarmayı başaracak evet, gibi görünüyor. Başaracak. Evet, yani. Başaracak. Başarıyor şimdi aslında. Yani, şimdi siz Türkiye'yi de bölge ülkelerini de takip ediyorsunuz. Türkiye'nin pozisyonu ne olur? Bölgenin pozisyonu, bölgedeki diğer bölge ülkelerinin pozisyonu ne olur? Şimdi Türkiye biraz uzak bu konuda. Türkiye zaten yani o da şey sınırları güvenli değil. Sınırlarda sorunlar yaşadı. Tehditler var. PKK, DAEŞ, FETÖ'cüler. Amerika da bırakmıyor. Amerika da kullanıyor aynı şekilde. İktisat durumu bakıyoruz aynı şekilde. Onun için Türkiye tabii sessiz kalmaz aynı şekilde eğer bölgesel savaş olursa. Bir şekilde tabii Türkiye Filistin yanında duracak. Filistin'i destekleyecek. Tabii şimdi destekliyor. Siyasi destek, manevi destek, yardım destek, bütün diplomasi destek, uluslararası toplantılarda vesaire Erdoğan, Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çok sert bir açıklama geldi önceden. Tehdit etti bile biz nasıl Karabağ'a gittik, nasıl Libya'ya gittik, Filistin'e gidebiliriz dedi. Bu da düşünmemiz lazım yani eğer bölgesel savaşı olursa nasıl müdahale edebilir Türkiye bu konuda? Türkiye sessiz kalmaz bu konuda. Bir şekilde müdahale edecek, bir icraat, bir fiil olacak. Sadece konuşmalar olmaz. Ama dediğim gibi biz hiç kimse tahmin edemez nasıl tam nasıl olacak. Şimdi Amerika bir şekilde koşuyor, koşturuyor aynı şekilde. Bölgesel savaşı olmasın diye. Ama hiç kimse tutamaz artık yani Haniye Tahran'da şehit oldu. Ok İran'da. Yaydan çıktı mı? Ok yaydan çıktı mı? Çıktı. Artık çıktı, geri dönmez. Geri dönmez. Biz bakarız gelecek günlerde çok zor ve ilginç, enteresan bir günler yaşayacağız. Biz bakarız, takip ediyoruz şimdi. Aslında bu suikast öncesindeki son 2-3 haftaya baktığımızda Netanyahu Amerikan Kongresi'nde ayakta alkışlanıyordu. Aynı zamanda Çin Halk Cumhuriyeti'nde direniş örgütlerinin tamamı bir araya geldi ve bir deklarasyon ilan ettiler dünyaya. Tabii görüş ayrılıkları var ama orada birliktelik ve bunun Çin Halk Cumhuriyeti'nde gerçekleşmesi önemliydi. Yine bölgemizle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Cumhurbaşkanı ile görüşmeye ilişkin yapmış olduğu açıklama, yani bir normalleşme süreci. Sanırım bölgede bölge ülkeleri lehine olumlu bir hava vardı. Şimdi siz öncelikle hem Filistinli olmanız hasebiyle hem Filistin'deki direniş örgütlerini de yakından takip ediyor olmanız hasebiyle şunu sormak istiyorum. 14 direniş örgütünün Filistin, Çin Halk Cumhuriyeti'nde Pekin'de bir araya gelmesi ve Sayın Haniye'ye yapılan bu suikast bu birlikteliği ya da birlikte olma azmini olumsuz etkiler mi? Bu bir araya gelme de suikastin sebeplerinden biri olabilir mi? Yani kesinlikle yaptığı Çin Cumhuriyeti Amerika'ya ve İsrail'e kızdırdı. Maalesef yıllardır yani Filistinliler özellikle Filistinli partiler El Fatah ve El Hamas arasında bir bölüm var. Maalesef bir bölüm var. Evet. Bu bölünmek gerçekten yani eğer El Fatah ve El Hamas birlik beraberlik olursa bu çok ciddi bir direniş yani iyi olur. Onun için zaten Amerika ve İsrail beraber çalıştığı bu beraberlik El Fatah ve El Hamas arasında olmasın diye çok çalıştı bu konuda. İnanılmaz çalıştı. Ama Çin Cumhuriyeti ayarladı, çağırdı. Bir araya getirmeye evet, bir araya evet. Geldiler hepsine. 14 direniş partisi geldiler, yüz yüze oturdular. Anlaşma yaptılar. Bir hükümet hem Batı Şeria'da hem de Gazze aynı hükümette hükümet olacak. Hamas ve El Fatah beraber kuracak bu hükümeti. Beraber mücadele edecekler. Bu tehlike bu.
Yani İsrail'e göre Amerika'ya bu çok tehlike. Bir tehlike. Evet, beraber mücadele edecekler. Bu da çok önemli. Onun için şimdi İsrail Haniye yok ettiği zaman belki karıştırıyor bu konuda. Çünkü Haniye zaten meşhur. Haniye hep beraberlik istiyor. Haniye zaten başbakandı. Biliyorsunuz Haniye seçildi. Hamas seçimi kazandı, tamamen kazandı. Büyük Millet Meclisi kazandı. Ondan sonra Haniye başbakan olarak seçildi Filistinlilerden. Haniye ondan sonra makamı bıraktı. Niye bıraktı? En azından gelin El-Fatih ve El-Hamas El-Fatih ile beraber biz bir hükümet olur. Eğer bu hükümet bir milli hükümet. Eğer bu milli hükümet İsmail Haniye'siz olursa sorun yok. En azından Avrupa, Amerika bu hükümetle yani davransın. Bu hükümeti tanıtsın, itiraf etsin diye. Yani bıraktı, makamı bıraktı. Adam seçildi, başbakandı ama bıraktı. Tek iradesiyle bıraktı. Bıraktı ve devam etti. Hani böyle bir kişi. Hiç kendini düşünmüyor. Hani her zaman bu bütün Filistinliler birlik, beraberlik istiyor. Onun için Netanyahu ve Siyonistler Haniye yok ettiler. Peki şeydeki Çin'deki buluşmayı, Pekin'deki buluşmayı Amerika ve İsrail çok rahatsız etti dediniz. Filistinlilerde nasıl bir atmosfer oluşturdu o buluşma? Şimdi tabii Filistinliler sevindiler, hoşuna gittiler. Filistinliler zaten Filistin halkı tek bu istiyor. El-Fatih ve El-Hamas ve bütün siyasi partiler arasında birlik beraberlik olsun. Bu bölünmek artık bitsin. Onun için Filistinliler ciddi bir şekilde yani katliamlara rağmen, soykırıma rağmen, bütün zor yaşadığı hayata rağmen bir kine Çin'e iyi baktılar. Ve Çin'den bir sonuç bekliyordu ve iyi bir sonuç geldi. Sevindiler bunun için. Ama dediğimiz gibi belki inşallah Haniye'nin kanı yeni bir direniş ehya edecek. Biz Haniye'nin kanı artık El-Fatih'e belki bir şey anlatıyor. İsrail ve Amerika'dan hiçbir hayır gelmez. Tamam biz El-Fatih'te özellikle Mahmut Abbas her zaman böyle düşünüyor. Müzakere yapalım, masada oturalım, masada mücadele edelim diye böyle düşünüyor. Tabii bunu olmaz İsrail masaya ve müzakereyi kabul etmez. Oslo anlaşması biliyoruz ne oldu. Filistinliler her şey verdi, İsrail hiçbir şey vermedi. Yani öyle bir anlaşma oldu. Biz hala Oslo anlaşması, yani İsrail Oslo anlaşmasını yok etti. Tamamen yok etti. Bakın mesela Batı Şia'da ne kadar topraklar aldı ve hırsızlandı. Oradaki Batı Şia'daki Filistinliler çok zor bir hayat yaşıyor. Batı Şia'da savaş yok. Gazze gibi, katliam yok Gazze gibi ama neredeyse 600 şehit olmuş. 7000'den fazla esir. Hepsini 7 Ekim'den beri bu yana kadar Batı Şeria'da. Bir örnek. Evet. Faşist hükümeti Smotrich, Ben-Gvir, Netanyahu. Bunlar çok faşist zaten yani. Açık açık söylüyorlar zaten. Öyle bir şey düşünüyorlar. Mescid-i Aksa ciddi bir tehlike altında, Kudüs ciddi bir tehlike altında. Onun için gerçekten yani artık Çin Cumhuriyeti aracıyla Fatih ve İlhamaz ve bütün direniş partiler birlik beraberlik olsun arasında bir milli hükümet korusunlar ve hepsini omuz omuza mücadele
etsin. Biz yani umudumuz var bu konuda. Çin tabii devam ediyor, takip ediyor bu konuda. Aynı zamanda Haniye suikasta şehit olduğu zaman açıklama yaptı. Kınadı ve uyardı. Bu da çok önemli bir konu. Çin zaten neredeyse şimdi Amerika yan yana, yani çok büyük bir iktidar bir ülke. Onun için biz de gerçekten bizim için Filistin olarak iyi olur. Amerika tek büyük bir ülke olmasın. Yanında Çin var, Rusya da var. Farklı ülkeler. Evet, Türkiye vesaire. Bu da bizim için iyi gelir. Çünkü Amerika sadece İsrail yanında. Başka bir şey yok.